Değerli arkadaşlarım, sizlere metrekare nasıl hesaplanır? Bir odamızın, bir alanımızın, biz genelde ev içinde iç dekorasyonda çalıştığımız için iç kısmı kastediyorum. Bununla ilgili size küçük bir video hazırladım. Burada umarım size faydalı bir şey sunmuşumdur. Videomuzu izlediğiniz zaman bir alanımızın ölçüsünü, metrekare ölçüsünü öğrenmiş olacaksınız. Bu sadece metrekare için geçerlidir arkadaşlar. Metreküp veya da diğer ölçüler için değildir. Sadece metrekare, yani alan için, zemin için bu söylemiş olduğum durumlar geçerlidir. İyi seyirler, teşekkürler. Evet değerli takipçilerimiz, şimdi ölçü için bize bazen soran olur, nasıl ölçüyorsunuz diye. Lazerli sistemle ölçülerimizi alıyoruz. Biz burada sadece metrekareyi kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın burada metreküp, metrekare ve sade metre olarak da ölçü veriyor. Bu aletimiz sade 30 metreye kadar mesafe olan bir makinamızdır, lazerimizdir. KL'nin bu arada bu lazerimizin şeyi. Bakın şimdi salonumuzu bir ölçelim. Şimdi şöyle tuttuğunuzda, şimdi bakın lazerimizin bir ucu duvarın, bakın şöyle gözüküyor mu ekranda? Tamam. Ölçü alacağımız duvara yansıtıyoruz ve buradan bakın 6.027, yani tam 6 metreymiş karşı duvarımız. Şimdi bu burada L olduğu için bu alanımızda, bir de buradan ölçeceğiz. Buradan orası da 4 metreymiş. Şimdi bize 24 metrekare salonun şu kısmını verdi. Şimdi geriye ne kaldı? Burası kaldı. Şimdi bunu sıfırlıyoruz. 24 metre orası. Bakın buradan ışık daha iyi gözüküyor galiba. Duvara yansıttım. 3 metre 18. Şimdi buradan da bakın tam bunun geldiği yer burası, sıfır yani. Bir metre 55 santimde burası, yani 4.96. 5 metre de buraymış. 24 de bura. Yani salonumuz 29 metrekareymiş arkadaşlar. Böyle bir aletle çok amaçlı teforlat yerleri tık 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 hemen 5 dakikada ölçebilirsiniz. Fiyat olarak da ben bunu arkadaşlar bir 3-4 ay önce almıştım. Tam hatırlamıyorum ama bir 800 lira 1000 lira arasıydı. Bunun daha pahalılar var ama bu işini görüyor. 30 metrelik dediğim gibi. Çok da güzel iş yapıyor yani. Herkese tavsiye ederim. Saygılar.